Günaydın, iyi hafta sonları ekonomi arasının cumartesi bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde geçtiğimiz haftanın öne çıkan ekonomi ve piyasa gelişmelerini aktaracağız. Geride bıraktığımız haftanın en önemli gelişmelerinden bir tanesi Merkez Bankası'nın faiz kararıydı. Merkez Bankası bu kez piyasaları şaşırttı ve faizi piyasa beklentilerinin üzerinde 750 baz puan arttırdı. Böylece politika faizi %25'e yükseltilmiş oldu. Bu adım sonrası faiz son 4 yılın en yüksek seviyesine geldi. 750 baz puanlık faiz artışı Merkez Bankası'nın tarihinde almış olduğu en büyük faiz kararı olarak da kayıtlara geçti. Yeni yönetim göreve geldiğinde politika faizi %8.5 seviyesinde bulunuyordu. Bankadan parasal sıkılaşma gerektiği zaman ve ölçüde sürecek mesajı verildi. Buna ek olarak seçici kredi ve miktarsal sıkılaşma kararlarının süreceği vurgulandı. Dolar kuru karara ilk tepki olarak dolar karşısında güçlendi. Kur 25 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geldi. Ekonomi ve piyasaları ilgilendiren en önemli haberlerden bir diğeri de geçtiğimiz hafta sonu gelen kur korumalı mevduata ilişkin karardı. Hafta boyunca bu kararın etkileri yakından takip edildi. Merkez Bankası bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasına değişikliğe gitti. Buna göre vadesi gelen KKM hesaplarının standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirildi. Karar sonrası bankaların mevduat faizlerinde artışa gitmesi bekleniyor. Bu süreçte piyasa faizlerinin hangi seviyeleri alacağı büyük bir merak konusu olmaya devam ediyor. Hafta genelinde veri akışı zayıftı ancak TÜİK Ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Endeks Ağustos'ta 12.1 puanlık düşüşle 68 değerine geriledi. Bu rekor düşüş aylık bazda da en büyük gerileme olarak kayıtlara geçti. Verinin detayları incelendiğinde alt endekslerin tümünde gerileme dikkatleri çekti. Örneğin gelecek 12 aylık dönemde ekonomik durum beklentisi %23 oranında düştü. Geçtiğimiz hafta açıklanan bazı raporlarla devam edelim. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre Temmuz ayında karşılıksız çek adedinde artış kaydedildi. Buna göre Temmuz'da aylık artış %85 ile 18.426'ya yükseldi. Son dönemde artan finansman ihtiyacı piyasalarda çek kullanımını artırmıştı. Çeklerin karşılıksız çıkıyor olması ise piyasalarda nakit kullanımını artıran bir gelişme oldu. Sektör temsilcileri bu konuyla ilgili önlem alınmasını talep ediyor. Bir diğer önemli veri de bankalar arası kart merkezinden geldi. Gelen veriler kredi kartı kullanımlarının Temmuz ayında %138 arttığını gözler önüne serdi. Toplam kart sayısı ise 372 milyon adede ulaşarak yıllık bazda %18 yükseldi. Öne çıkan gelişmeleri paylaştık. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.